Ben hızlı bir biçimde şu ya söke söke alırlar meselesine gelmek istiyorum. Sayın Erdoğan, Kanal İstanbul'un temelini atıyorum diye Kuzey Marmara Otoyolu'nun bir bağlantı köprüsünün temelini atıp Kanal İstanbul'un temelini atmış gibi göstererek projeyi başlattığını ilan etti. Şimdi bir cumhurbaşkanının, bir ülke yönetiminin halkını böyle aldatması, yani gerçek bilgi vermemesi diyelim, gerçek bilgi vermemesi, böyle aldatması, doğruyu söylememesi görülmüş iş değil. Bunu bir kenara bırakın, koyun. Bu burada duruyor. Şimdi siyasetçilerin yalana, demagojiye, halk aldatmaya dayalı bir politika yapma tarzına özellikle bizim gibi ülkelerde çok yatkın olduklarını biliyoruz. Ama bunun ötesinde artık devleti tek başına yönetme sorumluluğu almış insanların böyle davranması doğru değil. Kanıtlarıyla ortaya konulmuş durumda ki İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu kendisiyle yaptığımız programda belgeleriyle, kanıtlarıyla ortaya koydu. Ve mutlaka yapılması gereken bir bağlantı yolu. Yani üçüncü köprüyü yaptınız mı? Kuzey Marmara Otoyolu'nu yaptınız mı ki ikisi de yanlıştı. Eğer bunları yaptıysanız o bağlantı yolunu yapmak zorundasınız. Böyle bir şey. Bunu Kanal İstanbul'un temel atma töreni gibi bu millete yutturmaya kalktılar. Bir, burada büyük bir yalan var. Bir yanlış bilgilendirme var. Toplumdan gerçeği saklama tutumu var vesaire. Dolayısıyla nasılsa Kanal İstanbul projesini başlattık. Hadi beyler, hanımlar, buyurun alışverişe başlayın demek gibi bir işi fiilen başlatabileceğini zannediyorlar. Bir bu. Fakat diğer taraftan orada başka bir şey söyledim. Şimdi ana muhalefet partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu şimdiden ilan ediyorum. Orada iş alan, ihale alan, kanal projesine katılan, arsa alan vesaire hiç kimseye parasını ödemeyeceğiz dedi. Bir. İki. Kredi veren uluslararası kredi kuruluşlarına ya da bankalara da o paraları ödemeyeceğiz. Vermeyin dedi. Şimdi Sayın Erdoğan kalktı dedi ki ya olur mu öyle şey? Uluslararası tahkim var, mahkemeler var. Söke söke alırlar. Ben merak Söke ediyorum. söke. Ben merak Söke ediyorum. söke. Efendim? Söke söke. Evet, söke 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 söke. alırlar dedi. Ben merak ediyorum Sayın Erdoğan kimden alıyorlar söke söke? Siz kimin Kimin temsilcisiniz sözcüsü? ya? Ha, kimin sözcüsü? Evet, Kimin siz kimi sözcüsü? temsil ediyorsunuz? Evet. Kimi temsil ediyorsunuz? Uluslararası tahkimi mi? Uluslararası tefecileri mi? Kredi verenleri mi? Bu ülkeyi soyanları mı? Yoksa bu ülkenin halkını mı temsil ediyorsunuz? Bir kere bir karar verin. İki, öyle söke söke alamazlar hukuken. Danışmanlarınız size yanlış bilgi veriyor. Bir, bu ülkenin diğer siyasi aktörleri önceden ilan ediyorlar. Kredi verecek olanları uyarıyorlar. Diyorlar ki bu yasa dışı, hukuk dışı bir biçimde işleme konulan bir proje. İki, Türkiye'de bir şevref felaketine yol açacak bir proje. Üç, burada halkın çıkarları gözetilmiyor. Depreme dayanıklı hale getirilmesi gereken İstanbul'da depreme hazırlık için harcanması gereken paralar fantastik bir proje için, fantastik bir rant projesi için. Ki o projenin adı Kanal İstanbul değil, Rant İstanbul projesidir. Proje için harcanıyor deniyor. Dolayısıyla eğer sözleşmede bir sorun varsa, ihtilaf varsa, hile varsa, hukuka ve yasalara, uluslararası hukuka uygun bir biçimde yapılmamışsa devletlerin o sözleşmeleri bozma hakkı vardır. Bu nedenle gecikmeli de olsa İyi Parti lideri Meral Akşener de söke söke geri alacağız halkın paralarını dedi. Ardından Gelecek Partisi de aynı şeyi söyledi. Çünkü baktılar, incelediler, hukuken bu mümkün. Daha da önemlisi, bizim kendisiyle yaptığımız programda Sayın İmamoğlu şunu söyledi. Kanal İstanbul'un yapılacağı söylenen bölgedeki arsalar, oradaki arsalar tarladır. Tarla fiyatından satın alındı. Tarla fiyatı düşüktür değerli seyirciler. Tabii. Tarlayı arsaya çevirdiniz mi, 10'sa 100 eder, 100'se 1000 eder, 1000'se 100 bin eder, 100 bin ise milyonlar eder. En az değeri ona, hatta bazı yerlerde 100'e katlanır. Ekrem İmamoğlu da dedi ki tarla fiyatından geri alacağız. İstimlak edeceğiz bütün onları.
O yüzden arsa alanlara orada arsa alacakları uyarıyoruz. Kendilerinin o bekledikleri paraları vermeyeceğiz. Kamu kuruluşlarının istimlak yetkisi vardır. Şimdi buradaki kritik şey şu. Ben muhalefeti kutluyorum. İlk kez kararlı, etkin bir biçimde söke söke alacağız dediler. Bu bir iktidar söylemidir. Bu iktidara doğru yürüyenlerin dilidir. Dolayısıyla buna Meral Akşener'in, Gelecek Partisi'nin ki diğer partilerin de farklı düşündüğünü zannetmiyorum muhalefetteki katılması bunun bir dalga dalga yayılan, toplumu saran bir muhalefet dili olduğunu da gösteriyor. Dolayısıyla bir tarafta milletin çıkarları var, bu halkın, bu vatanın çıkarları var. Diğer tarafta ise bir avuç vurguncunun, Türkiye'deki yeni oligarşinin çıkarları var. Yeni İslamcı, muhafazakar oligarşinin ki buna MHP'nin temsil ettiği faşizan milliyetçiliği de dahil edebiliriz. Oligarşinin burada çıkarı var. Başka hiç kimsenin çıkarı yok. O bakımdan milletin çıkarlarıyla oligarşinin çıkarlarının çeliştiği yerde tabii ki insanlar milletin çıkarlarının yanında olacaktır. Dolayısıyla milletten evet almamış, milletin onaylamadığı hiçbir projenin ve sözleşmenin geçerliliği yoktur. Siz hem meclis tarafından kabul edilmiş bir uluslararası sözleşmeyi tek imzayla iptal edeceksiniz. Halkın parasını oluk oluk akıtacağınız bir projeyi de eğer parasını ödemeyeceğiz bu yasa dışı, hukuk dışı, halkın, milletin çıkarlarına aykırıdır diyenlere olur mu öyle şey? Söke söke alırlar. Siz nasıl devlet yönetiyorsunuz diyecekler. Diyeceksiniz. Vallahi nasıl yönetecekler bilmiyorum ama Sayın Erdoğan bir şey biliyorum. İlk adım sizin gibi yönetmemektir. Halkın çıkarları bunu gerektiriyor. Sizin gibi yönetmemektir. Bundan ibaret.